Günümüzde tarım tam bir kıskaç içerisindedir. Türkiye tohum, gübre, ilaç, akaryakıt ile hayvansal üretimin en önemli maliyet kalemini oluşturan yem ham bakımından büyük ölçüde ithalata bağımlı hale getirilmiştir. Dışa bağımlılık fiyat kontrolüne de ve fiyat kontrolünün sağlanmasında imkansız hale getirmektedir. Dövizdeki artış fiyatları da doğrudan etkilemektedir. Benim çiftçi kardeşim şu rakamları istiyor. Diyor ki ben bir kilo gübre alabilmek için ne kadar buğday satmalıyım? Ya da ben bir litre mazot alabilmek için ne kadar buğday satmalıyım? 2002 yılında bir kilogram DAP gübresi alabilmek için benim çiftçi kardeşim 750 gramla 800 gram arasında buğday satarken bugün aynı çiftçi kardeşim bir kilogram DAP gübresi alabilmek için Maalesef iki kilogramın üzerinde buğday satar hale getirilmiştir. 2002 yılında benim çiftçi kardeşim 1 litre mazot alabilmek için 3 kilogram buğday satarken bugün aynı çiftçi kardeşim 1 litre mazot alabilmek için 6 kilogramın üzerinde buğday satmak zorundadır. Ülkemizde 2000 yılında 94 milyon dönüm alanda buğday ekimi yapılırken 2014 yılında 77 milyon dönümde buğday ekimi yapılır duruma gelmiştir. Çok ciddi bir düşüş vardır. 2002 yılında 1 milyon 117 bin ton buğday ithal ediyorken ülkemiz 2013 yılında bugün de vermeyeyim. 2013 yılında 4 milyon 53 bin ton buğday ithal eder duruma geldik. Yani köylerimiz boşaltılmış. Benim çiftçi kardeşlerim köyündeki tarlasını köyündeki ahırını terk ederek metropollere, büyük şehirlere, varoşlara göçe zorlanarak orada açlığa terk edilmiş. Bunun karşında ülkemiz buğdayı 1 milyon yerine 4 milyon ton ithal eder duruma getirmiştir. İşte tarımda getirdiğiniz nokta maalesef bu. 16 Nisan'da referandumda sizin bu duruma düşürdüğünüz, mağdur ettiğiniz, perişan hale getirdiğiniz çiftçi kardeşimin mutlaka sandığa gittiğinde o referandum sandığında sizlere hayırlı bir sonuçla güzel bir cevap vereceğine ben inanıyorum.